İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 29. oturumu gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın tarihi yerleri Ani. Artsakh'ın Sos köyünde kırsal yollar iyileştiriliyor. Artsakh, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası düzeyde yetkilendirilmiş tek arabuluculuk formatı AGİK-MİSK grubudur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtında saygıda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti ve Bolivya diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Batı Ermenistan'da gelenekler, düğün. Batı Ermenistan'da kültür, uygulamalı sanat. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu dünyanın farklı ülkelerinden milletvekillerinin katılımıyla 27 Temmuz'da gerçekleşti. Oturumu parlamento başkanı Nelly Harutyunyan yönetiyordu. Açılış konuşmasının ardından parlamento başkanı Harutyunyan gündeme göre söz verdiği Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Devlet Başkanı Abrahamyan, Birleşmiş Milletler Örgütü'nde düzenlenen Yerli Halklar Uzman Komisyonu'nun çalışmalarını anlattı ve Batı Ermenistan'ın 3 kişiden oluşan heyetin çalışmalarını ifade etti. Abrahamyan oturumda grubun ve özellikle Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in Yerli Halklar Uzman Komisyonu'na sunduğu hukuki paket hakkındaki kendi konuşmasından kısımlar sundu. Bundan sonra Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan söz aldı. Margosyan konuşmasında komisyondaki kendi konuşmasına değinerek yerli halkların haklarının önemine vurguda bulundu. Bu konuşmalardan sonra Abrahamyan ve Margosyan milletvekillerinin bir takım konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Her zaman olduğu gibi oturum bir sonraki oturum gündeminin kabulü ile sona erdi. Batı Ermenistan'ın Ani şehri, şarkılar ve şiirlerle övülen, tarihçiler tarafından incelenen, babaların ve dedelerin hayallerinde yeri olan en ünlü Ermeni başkentiydi. Tarihi kaynaklara göre burada birbirinden güzel, birbirinden ilginç ve birbirinden farklı 263 kilise inşa edilmişti. Kaderin cilvesine göre en iyi korunmuş kilise Ermenistan Cumhuriyeti sınırına en yakın olan Dikranhonins Kilisesi'dir. Bu kilisedeki süsler ve heykeller ziyaretçileri büyülemektedir. İçerisinde eski Ermeni kiliselerinin karakteristik özelliği olan Hristiyan nefesi hissedilmektedir. İşgalci Türkiye, tarihi ve kültürel bir zenginlik olarak Ani'yi restore etmek için yıllar önce Birleşmiş Milletler'den çok para aldı. Ancak alınan para boşa gitti ve inşaat çalışmaları yarım kaldı. Birçok kilisede inşaat kuleleri, kirişler ayakta olmasına rağmen işi yapan kimse yoktu. Artsakh Cumhuriyeti'nin Marduni bölgesinin Sos köyünde köy içi yolların iyileştirilme çalışmaları devam ediyor. Köy muhtarı Hunan Grigoryan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı görüşmede yolların iyileştirilmesinin Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından tahsis edilen fonlarla ve Soslu hayırsever Artur Dadasyan'ın desteğiyle yapıldığını bildirdi. Muhtar, çalışmalar bu yılın Mayıs ayında başladı. Süreç Martuni ilçe yönetiminin gözetiminde yürütülüyor dedi. Bugünlerde Sos'ta bir tarım canlılığı var. Sakinleri arpa, buğday ve dut hasadını bitirdi. Sos köyünün muhtarı Grigoryan, savaş nedeniyle yerinden edilen aileler köye yerleştirildiğini, gerekli yaşam koşullarının sağlandığını, uygun devlet desteğinden yararlanıldığını ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hampartum Matevosyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahit ve beraberindeki heyeti 27 Temmuz'da makamında kabul etti. Başbakan yardımcılığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan, Birleşmiş Milletler Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Koordinatörü Vekili Lila Peters Yahyan ve diğerleri de toplantıda hazır bulundu. Başbakan Yardımcısı Abdullah Şahidi, Ermenistan Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretinin bu yıl ülkemizin Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin 30. yıl dönümüne denk gelmesini sembolik olarak değerlendirdi.
Toplantıda Başbakan Yardımcısı Matevosyan, Artsakh Dağlı Karabağ'daki insani ihtiyaçların çözümünde Birleşmiş Milletler'in katılımının gerekliliğine ve ardından Artsakh Dağlı Karabağ sorununa değindi ve bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh'ın uluslararası düzeyde yetkilendirilmiş tek arabuluculuk formatı olmaya devam eden Agit Mis Grubu eş başkanlığı himayesinde çözümüne bağlı olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahit başkanlığındaki heyet 27 Temmuz'da Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mıher Margaryan ile birlikte Ermenilere uygulanan soykırım olan Armenosit anıtını ziyaret etti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nden bildirildiğine göre Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan konukları karşıladı ve anıtın yapılış tarihini anlattı. Abdullah Şahit, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına anıta çelenk bıraktı. Ardından konuklar sonsuzluk ateşinin yanına çiçekler yerleştirdi ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'in 1,5 milyon masum kurbanı anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek onur konuğuna Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'i anlatan kitaplar hediye etti. Buna karşılık Sayın Abdullah Şahit sıcak karşılama ve ilginç tur için teşekkür etti. Ermenistan Cumhuriyeti ve Bolivya ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Armen Press'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti ile Bolivya Devleti arasındaki diplomatik ilişkiler bundan tam 30 yıl önce 27 Temmuz 1992'de kuruldu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bolivya ile ilişkileri çok gelişmiş değil. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bolivya'daki diplomatik görevi Brezilya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla yürütülmektedir. Bolivya parlamentosunun iki kanadının Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'i tanınmasına ve kınanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul ettiğini hatırlatalım. Bolivya parlamentosunun iki kanadı tarafından kabul edilen belgelerde özellikle şunlar belirtiliyor. 24 Nisan 1915 gecesi Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri İttihat ve Terakki Partisi'nin liderleri Jön Türkler, Ermeni aydınlarını, politikacılarını, bilim insanlarını, yazarlarını, sanatçılarını, din adamlarını, doktorları ve halk figürlerini tutuklamaya ve sürgüne göndermeye başladılar ve bunun ardından da tarihi Batı Ermenistan ve Anadolu topraklarında Ermeni sivil nüfusun toplu katliamlarını gerçekleştirdiler. Batı Ermenistan'da Ermeni düğünleri genellikle sonbahar aylarında başlar ve Paragentan, karnavalın sonunda sona erer. Bazı yerlerde düğün sezonu Dırındez'de biterdi. Düğün için ciddi bir şekilde hazırlanmak gerekiyordu çünkü oldukça pahalı ve zaman alıcıydı. Düğünden önce özel bir törenle evli olmayan bir grup genç seçilir. Azaplar ve azap başını seçtikten veya görevlendirdikten sonra öğütlerle dolu ve oldukça güzel bir ritüel olan kına gerçekleşirdi. Kına yakıldıktan sonra damadın kutsama, tıraş ve taç giyme törenleri oldukça renkli geçerdi. Batı Ermenistan'ın ritüelleri ve gelenekleri soykırım nedeniyle göçlerinden sonra yerli Ermeniler tarafından dünyaya yayılmış ve diğer ülkelerin kültürünü oluşturmuştur. Batı Ermenistan'da diğer ülkelerde olduğu gibi dekoratif ve uygulamalı sanatlar gelişen ve yüksek sanatsal performansa ulaşan çeşitli halk el sanatlarıyla başladı. Çömlekçilik, kuyumculuk, halıcılık, dantelcilik ve daha fazlası hepsi bunlarla başladı. Ve burada Ermeniler Batı Ermenistan'da uygulamalı sanatları geliştirmeye başladılar ve geleneklerine göre kendi Ermeni stillerini yaratabildiler ve onu binlerce yıldır nesilden nesile aktararak Ermeni kültürünün bir parçası haline getirdiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yar Kelenazov ve Hey Maral adlı eseri sunuyoruz. Yar kokun mürnüm nazır, kele kele, yar kele nazır. Olur önüm,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.